Devam edelim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve cenazelere de kısıtlamalar getirildi. Düğün ve cenaze törenleri yakınlar dahil en fazla 30 kişiyle yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan evde yapılan etkinlikler için de uyardı. Kaç kişi katıldı nikahınıza? 10 kişi. Biz de kendimizi buna göre şekillendirdik. Hiçbir cenazeye, düğüne, derneğe, nikah falan hiç katılasımız yok yani. Gitmiyoruz. Ben şahsen gitmem. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulaş riskinin en fazla olduğu törenler için düğmeye bastı. Yakınlar dahil en fazla 30 kişi sınırlaması getirdi. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak. Nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Evlenecek çiftler bundan bir önceki genelgeye göre nikah salonlarının 1/3 kapasitesinde davetli çağırabiliyordu nikah törenlerine. Ama yeni kararlarla birlikte bu sayı daha da azaldı. Artık sadece yakınları dahil 30 kişi çağırabilecekler. Kapasitemiz doğrultusunda 80 kişi alabiliyorduk. Ama şimdi en fazla 30 kişi davetliyle insanları bilgilendirdik. Az kişi çağırarak düğünümüzü yaptık. Önemli olan mutlu olmamız zaten. Sayı sınırlaması cenaze törenleri için de geçerli olacak. Yakınları vefat edenler en fazla 30 kişiyle cenaze namazı kılabilecek. Daha benim dedem bir hafta oluyor rahmetli. Ben torun olduğum halde ben kendim gidemedim. Sadece iki erkek kardeşim, annem ve babam. 14 Nisan'da ben eşimi kaybettim. Benim cenazeme ne kardeşlerim ne yakınlarım hiçbirisi gelemedi. 30 kişi yeterli bir aile için. Diğer türlü kalabalık oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlamaları gibi insanların bir araya geleceği etkinliklerin yapılmayacağını duyurdu. Bu dönemde misafirliğe gidiyor musun? Ha, bu dönemde tabii ki yok. Yani bu şekilde olması çok iyi oldu.